Hocam, Mevlana Türkçe biliyor mu? Türklerle Hayır. arası nasıl? Hayır. Türkçe hiç bilmiyor. Üstelik uzun sene de Türkiye'de, Anadolu'da kaldı. Anadolu çevrede Türkmenler vardı. Türkçe konuşulurdu. Hiç Türkçe öğrenmedi. Bunu Zeki Velidi Togan hocamız çok güzel ifade ediyor. Celaleddin Rumi'nin Türkçe bilmediğini çok güzel ifade ediyor. Bir yazma nüshada diyor, Mevlana'nın sözü olarak veriyor Zeki Velidi Togan. Diyor Mevlana demiş ki, Türki ne midanem cüz ab su. Aba su dediklerinden başka Türkçe bilmiyorum. Bir tek kelime bile o da Bir de su. evet, su kelimesini biliyor. Başka da bir şey değil. Evet. Mevlana böyle Türkçe bilmiyor hakikaten. Bir de tabiatı itibariyle ve felsefesi itibariyle Türklerden de hoşlanmıyor. Ama hocam Mesnevi'de Türkleri metneden ifadeler falan da var. O hiç metih değil onlar. Bakın. Ha, olay Ben iç yüzü öyle o değil. hiç o metih değil. Birisi bana cevap olarak o metihten bir tane bir söylemiş. Veya Mevlana demiş ki Türk eğer avzenet segha hemen hamuş şevend. Bakın bu Mevlana sözüdür. Ne diyor hocam? Türk eğer avkunat Türk eğer avkunat segha hemen hamuş şevend. Türkler havladığı zaman köpekler bile susar. O Türkler o kadar rezildir ki kadar vahşidir diyor yani. evet. Bu Mevlana'nın sözüdür. Türk eğer avzenet segha hemen hamuş şevend. Şey Mesnevi'de mi var hocam yoksa başka bir şey? Bu nerede olduğunu şu anda kaynağını bilmiyorum ama bazı Mevleviler bunu benim aleyhimde kullandılar. Dediler bak Mevlana diyor Türklerden bahsediyor. Buradan da Türklerden bahsetmiyor ki. Türkleri aşağı alıyor. Türkleri aşağılıyor. Evet. Bunu bana kullandılar. Şimdi hocam bir canlı yayında Murat Bardakçı da bir beyit okuyacaktı böyle. Bir yarıda kesti, okumadı. Bilinçli olarak Evet. okumadı. Ya dedi tamam dedi hoşgörü, dostluk falan ama dedi, Türkler hakkında öyle ifadeleri var ki dedi onları Evet, karıştırmayalım. Oraya evet. getirdiler. Yani Türkleri tahkir eder. Türkleri tahkir eder. Tabii. Zenciler Türk tabiatını kabullenmiyor. Türk tabiatında insanlar rezil insanlar. hatta şöyle diyor hocam, bilmiyorum siz daha iyisin misiniz? Mesnevi'de ben görmüştüm. Rumlar diyor imar eder, Türkler Tabii tahrip tabii eder, tabii mahveder tabii diyor. Ve tabii. kıyamet kopana O kadar şeyde diyor bunlar tahrip edecekler. Eflaki de bir şeydir, bir hikayedir. Eflaki şöyle diyor. Diyor Mevlana bir defasında Salahaddin Zerkub'un evine gitmişti. Salahaddin Zerkub'un evine gidip oturuyorlarmış. İşçiler de ameleler de duvar örüyorlarmış. Mevlana Zerkub'a sormuş. Demiş bu ameleler kimdir bunlar? Demiş bunlar Türktür. Türktür ameller, Türk ameleler. Mevlana da ona demiş ki Allah Rumları imar etmek için yaratmış, Türkleri de yıkmak için yaratmış. Dolayısıyla Türkler imar etmezler. Sen bu Türk ameleleri kov, Rum ameleler getir, evini o Rum amelelere yaptır, Yani diyor. Türklerin tabiatında yıkıcılık ve Evet, vahşilik vardır diyor. işte onu diyor. O eflakidedir. Peki hocam yine ben sizden duymuştum. Bir defa çok dikkatimi çekmişti. Türkmen ne demek? Türkmen. Türkmen, Türkler ilk Müslüman oldukları dönemlerde, bu Orta Asya'da Hazar ilinde oralarda Türkler ilk defa İslamiyet'i tanıdılar. İslamiyet'i tanıdıktan sonra bunlar bir grup oluşturdular. Özellikle Oğuz ili dediğimiz bir bölge var. Harezm ve Türkistan bölgelerine. O Aral Gölü'nün kuzeyi oralar var ya. Oralardaki Türkler Müslüman oldular ve bir cemaat meydana getirdiler. Bir cemaatleri oldu. İşte bu Türklerin cemaatleri olduktan sonraki dönemlerde onlara bir de tabii Müslüman olmamış Türkler var şimdi. Bir Müslüman olmuş Türkler var, bir de Müslüman olmamış, henüz Müslümanlığa girmemiş olan Türkler var. Şimdi o Müslüman olan Türkleri ifade etmek için Türk-i Mümin tabiri kullanıyor. Türk-i Mümin veya Türk-i İman. İmanlı Türkler. Bakın.
Yani Türklerin, Müslüman olanlar Türkmen deniyor. Evet. O Türkiye iman halkımızın ağzında olmuş Türkmen. Bunun aslı budur. Evet, yani. Aslı budur.